Gençler günaydın, merhaba. Dersimiz edebiyat. Evet, bugünkü konumuz zamir, hem de tekrar niteliğinde. Başlangıcımızı yapmıştık önceden. Tekrar bir hatırlayalım. Evet. Evet gençler. Zamir diğer adı ile adım dediğimiz konuyu işleyeceğiz. Bugün ismin yerini tutan sözcüklere zamir denir. Peki zamirden önceki sözcük türleri konusunda ne vardı gençler? Sıfat vardı. Sıfat. Peki zamirin tanımı ne? İsmin yerini tutacak. Peki sıfatta ne vardı gençler? Sıfatta. Sıfat artı isim vardı, öyle değil mi? Hatırlatmak amacıyla yazıyorum. Kırmızı araba dediğim zaman rengini, niteliğini, şeklini belli ettiği için kırmızı sıfat, araba ise isimdi, addı. Oysa ki zamirde hiçbir şekilde isim olmayacak, ismi yutacak ve ismin yerine geçecek gençler. Sıfatla arasındaki fark budur. Anladık mı burayı? Söyleyin. Zamirlerin çeşitlerine geçeceğim. Zamir ismi yutacak. Evet, söyleyin. Gençler burada mısınız? Teşekkür ederim yorumlarınız için. Evet. Gençler. İsmin yerini tutan sözcükleri ne diyormuşuz biz? Zamir diyormuşuz. Peki bir örnekle başlayalım. Ahmet geçen gün annesine İstanbul'dan güzel bir çanta almıştı. Cümlesine bakalım. Burada Ahmet dediği, İstanbul dediği, yıl dediği, anne dediği, çanta dediği nedir gençler? Hepsi birer isimdir. Hepsi birer isimdir. Ama bizim bunları ne yapmamız gerekiyor? Zamirleştirmemiz gerekiyor. Yani ismin yerini tutması gerekiyor. Bu durumda Ahmet yerine ne diyeceğiz?
O geçen yıl kime, annesine dedi, ne yapabiliriz? Bakın, Ahmet dedi, o olabilir. O geçen yıl annesine dedi, ona İstanbul'dan ya da İstanbul'dan dediğini ne yapabiliriz? Oradan güzel bir çanta yerine, isim yerine güzel bir şey almıştı. Bunu yazıp ne demek istediğimi anladınız mı gençler? Normalde Ahmet, İstanbul, anne, çanta hepsi isimken ismin yerini tutması gerektiği için zamiri ne yapıyoruz? İsmi daha doğrusu zamirleştirmiş oluyoruz. Yazmanın dışında anladınız mı? Bir de onu söyleyeyim. İsmin yerini tutacak. Oysaki sıfatla direkt ne var gençler? Ardından mecbur isim gelmesi gerekirken burada hiçbir şekilde isim olmayıp ismi ne yapacak? Yutacak. Evet. Zamirler ikiye ayrılıyor gençler. Bir, sözcük halindeki zamirler. B, ek halindeki zamirler. Halindeki zamirler neler bakacağız şimdi? Bir kişi zamiri. Ahmet, Mehmet demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? O, bu, şu, o diyeceğiz az sonra. İki işaret zamiri diyeceğiz. Üç belgisiz zamir diyeceğiz ve son olarak da soru zamiri diyeceğiz gençler. Kişinin bir altında da dönüşlülük zamiri var. Peki ek halindeki zamirler nelerdir? Bir iyilik zamiri, iki ilgi zamiri. Evet, tam bu şeklinde yazın. Sonrasında açıklamalarına başlayalım. Thank you.
Devam ediyorum gençler. Şimdi bir kişi zamirine başlayalım. Evet, bir tanım yapalım. Ne yapacak kişi zamiri? İsmin yerine şahıs yoluyla tutan zamirlerdir. Evet. Kişi isimlerinin yerini tutacak yani. Kişi isimlerinin yerini tutar. Bakalım şimdi. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar nedir gençler? Kişi zamirleridir. Ben dediği birinci tekil şahıs. Sen dediğin ikinci tekil şahıs, o dediğin üçüncü tekil şahıstır. Biz dediğin çoğunluk ifade ettiği için birinci çoğul şahıs, siz dediğin ikinci çoğul şahıs, onlar dediğin üçüncü çoğul şahıs olacak. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Evet, bekliyorum. Evet, yazdıysanız örnekleri geçeceğim. Evet. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Evet, örneklerimizi yazalım kişi zamiriyle ilgili. Herkes onu soruyor. Ne beni ne de seni kimse hatırlamıyor. Birinci cümlem. İkinci cümlem. Biz bu hafta sizden habersiz onlara gittik. Birinci cümledeki kişi zamirlerini lütfen söyler misiniz bana? Birinci cümledeki kişi zamirleri neler?
teşekkürler cevap verenlere. Herkes onu soruyor. Ne dedik? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Elbette ki cümle içerisinde ek alacaklar. Ve buradaki o kelimesi onu olmuş. Öyle değil mi? Herkes onu. İsimleştirirsek ne diyebiliriz? Herkes Ayşe'yi soruyor. Ayşe olduğu zaman ne oluyor? İsme giriyor. Ama bu şekilde zamir oluyor. Kişi zamiri. Ne beni? Ben. Zamir farkındaysanız. Ne de seni. Ne de mesela Mehmet'i kimse hatırlamıyor. Burada bunlar zamir gençler. İsmi yutanlar. İkinci cümleye bakalım. Biz bu hafta sizden habersiz onlara gittik. Cümlesine bakalım. Teşekkür ediyorum Kadir. Biz bu hafta, biz dediğine ne demiştik? Birinci çoğul şahıs demiştik. Burası nedir? Zamirdir gençler. Bu hafta sizden yine kişi zamir ikinci çoğul. Onlara, Ahmetlere, Mehmetlere, onlar gibi isimleştirebiliriz aslında. Burada ne oluyor gençler? İsimleşmeden, yutarak kişi zamiri olmuş oluyor. Yazın lütfen bunları da. Sonrasında bir uyarım var. Ona bakalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Kolay bunun aslında, basit gençler. Bu görmüş olduğunuz kişi şahıslarının dışına çıkılmıyor zaten. Evet, az önce yazdık değil. Evet gençler, şimdi bir hatırlatmaya da uyarı ya da not diyebiliriz. Bakalım. Ben, sen kişi zamirleri. Ben ve sen. Kişi zamirleri, ismin yönelme. Yönelme dediği hangi AE ismin yönelme hal ekini alınca ne olacak gençler biliyor musunuz? Bana, sana olacak. Bana ve sana şeklini almış. Yani bu da, bu ikisi de yine ekstrem durumda ne oluyormuş? Kişi zamirinin içine girecek. Örnek, bunu bana sen söyledin cümlemiz var. Bir de annem sana sürpriz
yapacak cümlemiz var gençler. İki cümlemiz var. Bakıyoruz burada. Bunu dediği ismi niye şama daha göstermedim? Bana sen söyledin. Bana kişi zamiri. Normalde aslında ne dedir? Ben'dir. Ama bana diyorum cümle içerisinde. Ve sen yine nedir gençler? Kişi zamiridir. Anne sana sürpriz yapacak. Burada da sana kişi zamiri. Annemin yerine ne de diyebilirdim? O sana sürpriz yapacak da diyebilirdim. Aşağıdaki annem olmaz. Çünkü kişi çünkü isimdir Kadir anne. O olursa dediğim gibi o zaman ne oluyor? İsmi yuttuğu için zamir oluyor. Bunu da yazın. Ben ve sen ne oluyormuş? Bana ve sana olmuş. Evet, yazdığımız devam edelim. Uyarımız da bu şekildeydi. Yani ben ve sen, bana ve sana gördüğünüz zaman şaşırmayıp yine kişi zamiri diyeceksiniz. Başka bir şey düşünmenize gerek yok. Evet. Kişi zamirinden sonra iki işaret zamiri diyoruz. İşaret zamiri, özür diliyorum, silin, dönüşümlülük zamirine geçiyorum. Biri A'sı gibi düşünebilirsiniz. Dönüşümlülük zamiri. Kendi. Bakalım. Özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir diyoruz. Tanımını bir yapalım. Kendi kelimesi olacak burada. Yapan etkilenecek burada. Bizzat kendi yaptığı için. Bakalım şimdi. Kendi dediği nereye yarıyor? Kendime.
kendinden. Kendisini. Kendimizin şeklinde olabiliyor. Kendime dediğine buradaki yönelme haldeki, yani halekleri almış kısacası, kafa karıştıracak bir şey yok. Kendinden ayrılma. Bakın iyi olduğu için belirtme. Bu da tamlayan eki. İsim tamlamalarındaki. Burayı da yazın. Yani önemli olan neresi biliyor musunuz? Şurası. Sonrasında elbette ki ekler alacak. Burayı bir yazın gençler. Araya gidiyorum. Haberiniz olsun. Gençler devam ediyoruz. Dediğim gibi önemli olan kendi ifadesi. Burayı yazdınız mı? Bekleyin bir dakika. Sonra devam edelim örneklerimizle. Evet, yazdınız. Tamamdır. Örneklerimizle anlayalım. Evet. Bunu kendim istedim. Ya da satın aldığınız arsayı siz kendiniz görün. Biraz pekiştirmek için gibi aslında satın aldığınız arsayı siz görün. Siz de görebilirsiniz gibi bir cümle de söz konusu olabilir. Ama burada özellikle siz kendiniz diye Türkçe'de ne yapıyoruz? Pekiştirmiş oluyoruz. Her şeyi kendileri planladı. Dediğim gibi her şeyi onlar planladı da olabilir aslında ama bu şekilde bir kendi sözcüğünü zamirleştirerek dönüştürük zamiri olarak almışız artık Türkçe'de. Bunu kendim istedim. Dönüştürücü zamiri gördüğünüz gibi satın aldığınız arsayı siz kendiniz görün. Aynı şekilde her şeyi kendileri planlayın. Anlaştık değil mi? Kendine yani kendi kökünden sonra gelenlerin hepsine ne diyoruz? Dönüştürücü zamiri diyoruz bu şekilde. Başka bir olay söz konusu değil. Ama yerine başka zamirler de, kişi zamiri vesaire de kullanılabilir aslında. Bu şekilde bir tercih söz konusu olmuş.
dönüşürüz zamiri kendi. Evet, sonraki konumuza geçeceğiz gençler. Evet, bir araya yazdım. Bir dakika bekliyorum. Şuna yazdım. Tamam Seray, fark ettim, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şimdi kişi zamiri ve dönüşürlük zamirini bitirdik kendi içinde. Şu an neredeyiz? İşaret zamiri. İşaret zamiri. İki işaret zamiri değil. Evet, bu da ne yapacak? İsmi işaret yoluyla. Zaminleştirecek. Evet, bakalım. İşaret zamirinin ekleri neler peki? Bakalım, nasıl ki kişi zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar, bana ve sana şeklinde ya da dönüşürlük zamiri kendi şeklinde bazı ekler alırken işaret zamirinde bazı ekleri var. Nelerdir? O, bu, şu, bunlar, şunlar, öteki, belki, bura, şura, şurası şeklinde öylesi eklerimiz var. Yazın bunları lütfen. Evet, örneklerimize geçelim. Bunu bana sen almıştın. Şunun içinde ne var? Bunlar annenin kitapları mı? Benim kavanım o değil. Şimdi gençler, dört tane cümle
ne yazdım? O kelimesi farkındaysanız nedir? Ortak bir kelimedir. Neyle? Kişi zamiriyle. Çünkü orada da ben, sen, biz, siz, onlar, o vardı ya. Buradaki olan ortak. Bu nesne ifade ettiği zaman işaret, şahıs, kişi ifade edildiği zaman ise neye girecek doğal olarak? Kişi zamirine. Örneklerimizi yazın bakalım. Örneklerimizi bir yazın. Evet, kadın teşekkürler. Şimdi bakalım örneklerimize o halde. Bunu bana sen almıştın diyor. Buradaki ne olacak? Bunu kelimesi, çözümesini yazıyorum. İşaret zamiri olacak. Bunu ne yapıyor? İşaret ediyor. Ve ismin yerine kullanılmış. Peki buradaki bana ve sen ne olacak gençler? Bana ve sen. Her ikisi de. Ne zamir olacak? Söylediğinizi duyar gibiyim. Kişi zamir olacak. Evet. Bunu bana sen almıştın. Bunu değil de kazağı bana sen almıştın dersen ne oluyor? İsim oluyor. Oysa ki bizim amacımız ne? Zamirleştirmek. İsmin yerini tutması. Şunun içinde ne var? Şunun içinde ne var? Şunun olacak, öyle değil mi? İşaret zamiri. Çantanın içinde ne var dese hiçbir sıkıntı yok. İsim. Ama bizim zamirdeki amacımız ne? İsmin yerini tutması, yutması. Sıfattan farkı bu. Bu yüzden şunun dedik gençler. Bunlar Ali'nin kitapları mı? Burada ne olacak? Bunlar dediği nesne görevinde kullanıldığı için işaret zamiri olacak. Mesela bunlar onun kitapları mı deyip Ali ne yapabiliriz aslında? Şahıslaştırabiliriz. Kişi zamiri de yapabiliriz. Bunlar Ali'nin kitaplarındaki. Bunlar işaret zamiridir. Benim kabanım o değil. Evet. Benim burada nedir gençler? Ben, sen, o. Kişi zamiri, öyle değil mi? Kişi zamiri. Kabanım o değil derken buradaki o az önceki dediğim gibi nesne görevinde. Çünkü bir insandan bahsetmediği için işaret zamiri olacak. Anladınız mı? Bir söyleyin. Okuyamadığınız yeri sorun, karışık olduysa. Yazın buradan, bakıyorum. Tamam Kadir. İsmin yerini tutacak. Unutmuyoruz. Tamam Kule. Okuyamadığınız bir yer yok değil mi? Bunu, şunun, bunlar, o işaret zamiri olacak. Evet Dilara. Geçiyorum o halde. İşaret zamir olduğu gibi biliyorsunuz ki gençler bir de işaret sıfatı vardı. Bunlarla ilgili soru gelebilir. O yüzden bir uyarı yazalım. Ek bilgi olarak dursun.
Arasındaki farkı nasıl anlayacağız? Elbette ki zamir ismini tutarken sıfatla hemen ardından ne gelecek? İsim gelecek. Evet, uyarım. İşaret zamirleriyle işaret sıfatları karıştırılmamalıdır. Anlatalım mı? İşaret zamiri ismin yerine gelirken işaret sıfatı ardından isim gelir diyelim. Evet. Bakalım. Bu benim en beğendiğim kazanımı yazalım. Bu sınav benim için evet, 4 tane cümle verdim. Bakın bakalım. Yazacak olan varsa hangisi işaret sıfatı, hangisi işaret zamiri söyleyeyim. Ardından isim gelen ne olacak gençler? İşaret sıfatı. İsmi yutan olacak, işaret zamiri. Bu kadar basit. Cevaplarınızı alayım. Birinci cümle şöyle, ikinci cümle, üçüncü, dördüncü diye. Evet, yazmak istemiyor musunuz? Bir sıfat diyelim Dilara. Bu kelimesinden sonra bakalım. Şimdi gençler. Bu benim en beğendiğim kazağımdı. Bu kelimesinin işaret sıfatı mı, zamiri mi olduğunu anlamam için ardından bir isim gelmesi gerekiyor. Peki herhangi bir isim var mı? Yok. Aksine yine ne gelmiş? Zamir gelmiş. Kişi zamiri. İsim var mı? Yok. İsmin yerine kullanılmış mı? Evet. Bu durumda işaret zamiri olacak. Ardından isim gelmediği için. Bu
benim en beğendiğim kazağımdı. İşaret ediyor, gösteriyor ve ismin yerini tutmuş. Bu sınav, bakın, buradaki buğdan hemen sonrasında sınav, isim. Bir isim geldiğine göre burası ne olacak bu sefer? İşaret sıfatı olacak. Anlaştık mı? Buradaki benim yine kişi zamiri ama farkındaysanız bir öncesinde isimlenmiş. Böylesi, bakın, böylesi zor rastlanacak bir fırsat. Böylesinden sonra bir isim söz konusu mu? Hayır, yine işaret zamiri ardında isim olmadığı için, ismin yerini tuttuğu için. Buna bakalım. Ben, nedir buradaki ben? Kişi zamiridir. Böylesi davranışlarla, nasıl davranışlarla? Böylesi. Niteleme sıfatı var. Farkındaysanız davranış nedir burada? İsimdir. Böylesi. İşaret. Sıfatı nasıl sorusuna cevap verdiği için. Anlaştık mı? Sıfattan sonra isim, isim, isim gelmesi gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Gençler, okuyamadığınız yeri söyleyin. Bununla ilgili üçüncü saatte bir alıştırma yazarım, merak etmeyin. Yazınca yazdım diyeyim, bir sonraki konumuza geçeceğim. Geçiyorum gençler bir sonraki konuma. Uyarıyı yazdınız. Üçüncü alt başlığım bensiz zamir. Bensiz zamir. Birden fazla ismin yerini tutan ya da hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. Birden fazla isim dediği herkes, kimse ondan bahsediyor.
Evet, bunun da bazı ekleri var. Yazalım. Biri, hepsi. Net olmayan her şey kısacası. Şey falan filan. Birkaçı, birçoğu. O kadar çok ki. Hiçbiri. Hiç kimse, herkes, bazı. Yani belli olmayan her şey kısacası çoğalabilir. Evet. Yazın. Örneklerimize geçelim. Kapattım, sizi sıkıntı yok. Evet, örneklerimizi de yazalım. Hepsini yeniden gözden geçirelim. Herkese anlatın. Bazıları her şeyi, kendinden biliyor. Toplantıya kimse katılmadı. Şimdi gençler, dört cümle yazdım. Hepsini yeniden gözden geçirelim cümlesindeki belli belirsiz olan hangisi? Hepsini. Öyle değil mi? Bir de ne yapmış? Birden fazla ismin yerini tutmuş. Buna ne diyoruz? Belgesiz zamir diyoruz. Bunu herkese anlatın. Buradaki zamirleri söyleyin bana. Demek ki birden fazla zamir var. Bekliyorum. Bunu zamirinin çeşitini bir de herkesin çeşitini söyleyin hadi. Bunu ve herkes. Bunu dediği hangisi? Herkes dediği hangisi? Evet. Aferin. Bunu dediği ardından isim gelmediği için, ismin yerini tuttuğu için işaret zamiri herkes dediği ne olacak gençler? Belgesiz zamir olacak. Bazıları her şeyi kendinden biliyor. Burada kaç tane var? Zamir. İki tane. Bazıları her şeyi. Bunlar nedir? Belgesiz zamirdir. Ben de dip dibe yazıyorum. Peki kendinden biliyor. Bu kendinden hangi çeşidi biliyor? Kendinden. Kendi. Teşekkürler Dilara. Görüşürüz Zamire. Son cümlemize de bakalım. Toplantıya kimse katılmadı. Buradaki kimse nedir? Belgesiz zamirdir gençler.
Döndüğümüzde devam edeceğiz. Bir paralel gidiyoruz. Evet gençler, son saatimize giriş yaptık. Devam ediyoruz. Belgesiz zamir. Burayı da yazmış mıydınız? Şu örnekleri bırakayım. Sıkıştırmış olabilir. Örnekleri alamadım, yazamadık. Evet. Yazın burayı hemen. Yazdığınız tamamdır. Geçiyorum. Şimdi işaret zamirinde nasıl ki işaret sıfatı vardıysa burada da bir uyarı olacak. Çünkü burada da belgesiz zamirin yanında olacak. Belgesiz sıfat olacak. Değişen bir şey yok. Belgesiz sıfatın ardından hemen ne gelecek? İsim. Bakalım. Belgesiz zamirler ve belgesiz sıfatlar karıştırılmamalıdır. Hemen bakalım. Örneğimize. Bazısı sadece övünür. Övünür. Evet. Bazı insanlar övünmeyi marifet sanır. Evet. Hangi cümle belgesiz zamir? Hangi cümle belgesiz sıfat yazabilir misiniz acaba gençler? Cevap bekliyorum. Bir zamir, iki sıfat dedi arkadaşınız. Bakıyorum. Doğrudur. Bir, buradaki sı aslında insanlardır farkındaysanız. Bu yüzden bire ne diyeceğiz? Belgesiz zamir derken, öyle değil mi? Bazı insanlar diyor gençler. Burada isim yutulmamış. İsim burada... Buradaki bazı ise ne olacak? Belgesiz sıfat olacak. Teşekkür ederim Dilara. Yazın lütfen. Bu konuyu da bitirip nereye geçelim? Sorumlu zamirine geçelim. Evet, yazdığımızı düşünüyorum. Kısaydı zaten. Bazısı sadece övünür, belgesiz zamirken, bazı insanlar övünmeyi marifet sanır, belgesiz sıfat. Geçtim. Dört, sözcük halindeki olan soru zamiri. İsmin yerini ne yoluyla tutacak? Soru yoluyla tutacak.
Evet. Örneklerimize geçelim. Nelerdir bunlar? Çantanın içinde ne varmış? Bu hafta sonu nereye gidelim? Bu işin böyle olacağını kim bilebilirdi? Şimdi gençler, 5N, 1K dediğimiz nerede, nasıl, niçin, kim şeklindeki olan 5N, 1K nedir? Soru olan, soru kelimelerini bize verir. Bu yüzden de bunları ne yapabiliriz? Cümlenin içerisinde ismin yerini tutmuşsa anlayabiliriz. Çantanın içinde ne varmış? Cümlem soru cümlesi ve ismin yerini tuttuğu için çantanın içinde elma varmış, armut varmış. Sorumu ne yapabiliyorum? Cevaplandırabiliyorum. İsim şeklinde, o yüzden ismin yerini tuttuğu için soruzabilirim. Bu hafta sonu nereye gidelim? Antalya'ya gidelim, Abant'a gidelim. Yine ne oluyor? Soru zamiri. Bu işin böyle olacağını kim bilebilirdi? O bilebilirdi, şu bilebilirdi. Yine nedir? Soru zamiri olacak. Yazın lütfen. Şimdi ek halindeki zamirlere geçeceğiz. Evet, yazdığınızı düşünüyorum. Sorunun zamiri de bu şekilde. Buraya mesela bir de sen nereye kaza kaldın? Niye soru cümlesi? Ne soru ekimiz, kelimemiz? Burada renk isim olduğu için bu da neye girer yine? Soru sıfatına. Bunu da yazın lütfen. Burada ne yapıyor? Yutuyor. Burada soru sıfatı yapıyor. Unutmuyoruz. Ardından isim aldığı için. Onu yazı niteliğinde yazabilirsiniz. Thank you.
olaylarını bir saniye. Evet, geçelim bu konumuzu da. Şimdi ise ek halindeki zamirlere gelelim. Evet, ek halindeki zamirler nelerdi gençler? Bir fiil zamiri. Yapalım tanımımızı. Bir isim tamlamalarında tamlayanın düştüğü isim tamlamalarının tamlanan mı kısmında? Tamlanan dediği neydi? I, I, U, Ü. Bu konuyu da anlatmıştık. Tamlanan kısmında kullanılan iyelik eklerinin bir diğer adı iyelik zamiridir. Evet. Bakalım. Kullanılan kişiye göre me ne yani benim, senin, ondan bahsediyor. Se mesela paramız, nız, ları eklerinden birini alır. Şimdi örnek ne diyor biliyor musunuz? Günlerimiz kökne günler, bakın buradaki imiz bir çırpıda bitiverdi. İyilik zamiri. Çok bir esprisi yok yani. Tamam, bir daha büyük yazarım. Evet, yazdınız. Örnek verelim.
Evet, gözleri çok güzeldi. Bakın. Kimin gözleri? Onun gözleri. Gözler. Sesi uzaktan geliyordu. Buradaki yine belirtme şeklinde iyilik zamiri olarak ne oluyor? Örnek verilebiliyor. Bunları da yazın. İlgi zamirine geçelim şimdi. Son başlığımız iki ilgi zamiri ki olacak. Ki ile ne yapacak? İsmin yerini tutacak. İlgi zamiri. Evet. Belirtili isim tamlamalarında düşen tamlamanın yerini alır. Bitişik yazılır daima. Bunları yazın, örneğimize geçelim. Evet, bu kitaptaki çok zor. Bu kitaptaki dediğine aslında ismin yerini tutan sorular. Burada benim kitabım evde kaldı. Seninki nerede dediğinde buradaki ki'nin yerine kullanacak senin kitabın. Nerede demiyor da direkt ne diyor? Seninki nerede diyor. Buna ne oluyor gençler? İsmin yerini tuttuğu için ilgi zamirine girmiş oluyor. Evet, bunu da yazın. Karışık birkaç örnek yazayım.
Evet, örnekleri yazın. 2, 4, 5, 6, 8 örneği. Bakalım. Hemen hızlı hızlı yazın gençler. Birinci cümlede onun dünyası bambaşka, bizim dünyamız bambaşka cümlelerinde nesneliyle elbette ki bir şahıstan bahsettiği için ne olacak? Kişi zamiri. Bir de nerede? Bizim dünyamız. İkinci cümlede bunların tamamı size zimmetlidir diyor. Bunlar dediği nedir gençler? Bir nesne görevinde olduğu için işaret zamiri tamam dediği belli, belirsiz olduğu için ise belgisiz zamirdir. Hangisini alalım sence diyor. Bir soru yolu var. Hangisini? Burada ise ne olacak gençler? Soru zamiri olacak. Buradaki sence de kişi zamiri olabilir. Bunu beğenmedim. Ötekine bakabilir miyim? Bu cümlede ne var gençler? Bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Ötekine bakabilir miyim? Hangi zamir var burada? Söylemek isteyen var mı? Bunu beğenmedim. Ötekine bakabilir miyim? Evet, yazmak istemediniz. Bunu derken yine nesne bölümünde olduğu için işaret zamiri öteki dediğine nedir? İşaret zamiri. Böyle bir insana hayır getirmez dediği sadece çoğullaştırmış işaret zamirini. Böyle şöyle demiştik hatırlıyorsanız. Benim dostum sürekli, buradaki benim nedir? Kişi zamiri. Kaymakam Bey kendisi emir vermiş. Kendisi ne zamiriydi? Kendisi ne zamiriydi gençler? Evet. Tereddüt etmediniz yazmaya. Kendisi dönüştürücü bir zamiridir. Birazını bana verir misin dedi. Nedir gençler burası? Belgisiz zamir olacak. Bana dediği kişi zamiri olacak. Evet. Şey daima ayrı yazılır. Gençler, bunu unutmayın. Herkeste Z ile değil, S ile yazılır. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Araya gidiyoruz gençler.